Burada bugün bağımsız enerjiyi, güçlü Türkiye'yi konuşmak için bir araya geldik. Ama öncesinde böyle bir girizgahla bizleri geleceğe taşıyacak olan sizlerin ne kadar büyük bir sorumluluğa sahip olduğunuzu, hangi zorluklarla karşılaşabileceğinizi hatırlatmak istedim. Bizler karada ve denizde bağımsız enerji idealimize ulaşmak için gece gündüz mücadele veriyoruz. Karadeniz'de biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 540 milyar metreküplük gaz keşfimizi, milletimizi nasıl memnun ettiğini gittiğimiz her yerde görüyoruz. Karadeniz, Akdeniz'i de karış karış arıyoruz. Bizler Mavi Vatan stratejisiyle yeni bir vizyon ortaya koyarken Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü mücadeleyi kötüleyen bu gayreti adeta düşmanca ve saldırgan olarak niteleyen bazı mahfiller başkalarının adına bu süreci baltalamak istiyor. Düşmana hoş görünmek için kendi milletine, kendi kültürüne düşmanlık eden böyle bir zihniyet geçmişte de var olmuştu. Bugün de maalesef zavallı halleriyle yine zaman zaman sahnede yer alıyorlar. Yerli doğalgazlı hedefimiz belli. 2023'e kadar gazın ilk fazını inşallah sisteme vereceğiz, bağlayacağız. İlk faz için açılması planlanan yaklaşık 10 kuyudan günde yine yaklaşık 10 milyon metreküp doğalgaz taşımayı hedefliyoruz. İkinci fazda artan kuyu miktarıyla birlikte karaya aktarılan doğalgaz miktarı da doğal olarak artmış olacak. 40 milyon metreküplere kadar çıkmış olacağız. Bu anlamda da yani maksimum üretim seviyesine çıktığımızda ülkemizin ihtiyacının yaklaşık 1/3 kısmını Karadeniz sahasından sağlamış olacağız. Başka bir ifadeyle meskenlerin, konutların doğalgaz ihtiyacının tamamını Sakarya gaz sahasından karşılar hale geleceğiz. Deniz tabanında yaklaşık 2200 kilometrekarelik bir alan içinde 40 adet üretim kuyusundan gelen doğalgazın toplanması ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şekilde şebeke kurmayı da planlıyoruz. Deniz tabanı üretim tesisini kara tesisine bağlayacak boru hattı ki yaklaşık 169 kilometredir. Şu ana kadar bu gerekli boruların %50'den fazlasının üretimi tamamlandı ve yüklemeye hazır durumda. İnşallah önümüzdeki yılın ortalarında Karadeniz'in tabanına boruları serip ilk kaynağı vuracağız. Diğer yandan yerli ve yenilenebilir enerjiye yatırımlarımız bütün hızıyla devam ediyor. Yenilenebilir enerji kurulu gücün toplam kurulu gücümüzün içerisindeki oranı %50'yi aştı. %53'ler seviyesindeyiz. 2020 yılı ve 2021 yılı ilk 9 ayında devreye aldığımız elektrik üretim tesisleri neredeyse tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu söyleyebiliriz. Türkiye 2000'li yıllarda küresel yenilenebilir enerji istatistiklerinde diğer başlığı altında iken bugün sahip olduğumuz toplam yenilenebilir enerji kurulu gücüyle Avrupa'da 5. dünyada 12. sırada yer alıyoruz. Sadece 2020 yılında devreye aldığımız yenilenebilir enerji kurulu gücü 24 Avrupa ülkesinin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünden fazladır. Biz bir yılda bu 24 ülkenin, küçük ve orta ölçekli ülkelerin sahip olduğu kaynaklardan daha fazla, yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla bir tesisi ilave etmişiz kapasite olarak. Öte yandan enerji teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik son zamanlarda büyük bir ilerleme yaşıyoruz. Müthiş bir ilerleme yaşıyoruz. Temel hedefimiz Türkiye'nin enerji ithalatını azaltmak, elektriğimizi yerli kaynaklardan üretirken
enerji teknolojilerine yerleştirmek. İşte burada genç zihinlere, genç yeteneklere büyük iş düşecek. Şimdi işte güneş panelini alırsınız yurt dışından, elektriğe çevirirsiniz. Evet, kaynağına bir para ödememiş oldunuz. Yani güneş, işte kimse size parayla satmıyor. Ama o güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için kullandığınız teknoloji için yurt dışına para ödüyorsunuz. Her yıl ortalama 5 milyar dolarlık üretim yatırımımız var. Son 15 yıllık verilere baktığımızda. Bu 5 milyar doların yarıdan daha fazlasını ekipman ithalatı için ödemişiz. Şimdi buna dur dedik. İşi tersine çeviriyoruz. Diyoruz ki arkadaş, burada eğer güneş santrali kuracaksan, eğer rüzgar santrali kuracaksan, kurduğun ekipmanın en az %60'ı, 65'i burada üretilmeli. Ya kendin üret bir fabrika kur, ya da git birisiyle anlaş, gelsin burada fabrikayı kursun, ondan al.